Soru Yağmur'una hoş geldin arkadaşım. Konuyu bitirdin artık pratik yapman lazım. Soru çözmen lazım. Nereye geldin? Soru Yağmur'una geldin değil mi? Güzel. Ben soruyu çözmeden önce soruyu duraklatıyorsun. Hemen sen çözüyorsun. Doğruysa devam ediyorsun. yanlışsa hatana bakıyorsun tamam mı? Güzel. Sistem bu şekilde ilerleyecek. Diğer videolarda da söylediğimiz gibi. Hemen bir kolay bir soruyla başlayalım. Şimdi ne demiş? İki tane bölme işlemi verilmiş değil mi? Bak bölme işlemi verilmişse birinci kuralı kesinlikle uygula demiştik size tamam mı? Bunu uygulayacaksın. Hemen birinci kuralı hatırlayalım. Birinci kural diyordu ki bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı artı kalanı eşit. Yani ben buradan a eşittir 5b artı 2. Burayı da b eşittir 6c artı 3 olarak yazabilirim. Şimdi ne diyor? A'nın 15 ile bölümünden kalan kaçtır diyor değil mi? Yani ben A'yı 15'in katı cinsinden yazacağım ve arta kalan benim cevabım olacak tamam mı? Onu arıyorum ben. E tamam ben buradan B gördüğüm yere şurada B neye eşit buna mı eşit? Ben burada B gördüğüm yere şu 6C artı 3'ü yazarsam A eşittir 5 çarpı 6C artı 3 artı 2'den buradan çarptığımda 30C artı 15 artı 2 geldi değil mi? Bak toplamıyorum. Niye? Biraz sonra çünkü kullanacağım ben onu. Buradan A eşittir 15 ile bölümden kalan diyor ya. Burayı 15 parantezin alırsam. 2C artı 1 artı 2 geldi. Bak A'nın 15 ile bölümünden bölüm 2C artı 1. Kalan neymiş? 2 2'ymiş. Tamam mı arkadaşım? Burası bize bölme işleminin birinci kuralını gösteriyor zaten. 15 ile bölümünden kalan 2C artı 1. Pardon bölüm 2C artı 1 kalan da 2'ymiş. Gelelim diğer soruya. Bir cep telefonunun satışına ait ödeme seçenekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bak peşin fiyatı neymiş? Bu liraymış. Peşin fiyatına 6 taksit yapabiliyormuş. Güzel. Peşin fiyatına 10 taksit yapabiliyormuş. Mükemmel. Tamam. Şimdi ne yapacağız biz? Ne diyor? Taksit satışlarda taksit tutarları tam sayı olduğuna göre diyor. Ha. Böyle zaman tam sayı gelecekmiş. 4 basamaklı bilmem ne sayısındaki an alabileceği değerlerin toplamı. Ya arkadaş zaten oyalamaya gerek yok şunu diyor tamam mı? Hem 6'ya bölebileceksin hem de 10'a bölebileceksin demek istiyor sana. Yani bu sayı hem 6 ile tam bölünebiliyor hem de 10 ile tam bölünebiliyor demek ki. E 10 ile tam bölünebiliyorsa ben ne yapacağım? Son basamağı ne diyeceğim? Sıfır diyeceğim tabii ki de değil mi? E peki 6 ile bölünebilme kuralını öğrettik mi size? Hayır. 6'yı ne yapıyorduk hemen? 2 ve 3 diye parçalıyordum. 2 ve 3'e parçaladım. Zaten 2 ile bölünebiliyor. Son basamak 0 olduğundan dolayı. Güzel. 3 ile bölünebilmesine bakacağım. Rakamları toplarsam bu rakamları toplamı 3'ün katı olacak. E 11'e kaç eklersem en yakın 3'ün katını elde edebilirim ben? Tabii ki de 1 değil mi? Güzel. Buraya 1 yazdım o yüzden. E en küçüğünü bulduktan sonra 3'er ekle ekleye gidebilirsin demiştik. 1. 3 e ekle 4. 3 e ekle 7. Gerçekten de 11 ile 4'ü topla 15 yapıyor. 11 ile 7'yi topla 18 yapıyor değil mi? Yani bunlar da yine 3'ün katı. E an alabileceği değerler toplamını soruyor bize. Rakamla bu 1 4 ve 7'yi topladığında cevapta 12 geliyor. Fırlatıyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. Evet. Şimdi ne diyor? Rakamları farklı bilmem ne 5 basamaklı sayısı 36 ile kalansız bölünmektedir diyor. Tamam ben bu 36'yı ne yapacağım? Ayıracağım 4 ve 9 diye. Hocam niye 3 ve 12 olmuyor? Bak bunlar aralarında asal olacak ve 4 ve 9 ile bölünebilme kuralı var tamam mı? Yani 3 ve 12 dersen tekrar 12'yi parçalaman gerekiyor senin. 4 ve 3 diye sonra 3 3'ü çarpman gerekiyor. O öyle olmayacak. Aralarında asal olacak şekilde parçalarsan daha rahat edersin tamam mı? Güzel. Şimdi 4 ve 9'a bakacağım ben. 2A 4 7 B'ye. Hangisinden başlayacağım? Herhalde 4'ten başlayacağım değil mi? Güzel. 9'u en sona bırakıyorduk. 4 ile başlayalım. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamakla ilgiliydi. Son iki basamak 4'e tam bölünecek. E ben B gördüm yer o zaman 2 yazarsam 72 olur. Olur değil mi? E 4 de yazabilirim değil mi? 74 olur mu? Hayır tabii ki de olmaz. Ne yapacağım ben bunu? 6 yapacağım. 6. Tamam. 4 ekledim. 6 oldu. Başka da sağlayan olmayacak. 72 ve 76'dır. 70 küsürlerde 4 ile tam bölünebilen. Tamam. Şimdi benim sayım şöyle olabilirmiş. 2A 4 7 2 ya da 2A 4 7 6 olabilirmiş. Bu iki durumu inceleyeceğim. Şimdi rakamlarını toplarsam ben buna 9'e bölünme kuralı çünkü rakamların toplamını inceliyordu. Rakamları toplarsam 6 8 A artı 15 yaptı. Buranın rakamlarını toplarsam 6 artı 6 12 7 daha 19 yaptı. A artı 19 yaptı burası da. Şimdi burada 9'e e 9 tam bönebilmesi için A gördüğüm yere 3 yazmam lazım ki 18 yapsın. E, burada 18'i e geçtim artık 27 ulaşmam lazım. Hem 27 ulaşmam için daha gördüğüm yere 8 yazmam lazım. Burada B6 B2. E rakamları farklı diyor değil mi bize burada? E, burada rakamları farklı. A'yı 8 alabilirim. Tamam ama fakat burada B'yi 2 alamam değil mi? Niye? Burada da 2 var. O yüzden bu gitti. Bunu almıyorum ben. Neyi alacakmışım? Bunu alacakmışım. B 6'ymış. A da 8'miş. 8 ile 6'nın toplamını soruyor. Cevap neymiş? 14'müş Evet diğer soruya geçtik. Yine bir bölme işlemi verilmiş. Bölme işlemi verildiği zaman ilk soruda da söylemiştik. Ne yapıyorduk hemen? Birinci kuralı uyguluyorduk. K eşittir 5L artı 1. L eşittir 5M artı 2 değil mi? Bak şimdi verilen ifadeye bak. Sen ne soruyor? Bunu mu soruyor? Ha bak Paydada ne var? 5 mi var? Ben yukarıda da M yakalamam lazım ki M'ler birbirini sadeleştirsin. Bir cevaba gidebileyim ben burada tamam mı? Ona uğraşmak istiyorum ben tamam. E ben L'yi M cinsinden yazabilirim. Güzel. Peki K'yı ne yapacağım? K'yı L cinsinden yazabiliyorum. E L'yi de M cinsinden yazabiliyorum. Hop bunu getir burada yerine yaz. Yani K eşittir 5 çarpı 5M artı 2 artı 1. Yani K neye eşitmiş? 25M artı 11 eşitmiş. Şimdi bunu götürüp yerine yazacağız yazalım. K gördüğüm yere 25M artı 11 yazdım. Artı L neye eşitti? 5M artı 2 eşitti. M eksi 13 bölü 5M. Bak 11, 12 daha 13. Şu 13'ler birbirini götürdü. 25, 5 daha 30. 1 daha 30 1M yaptı değil mi? Bölü. Altta ne var? 5M var. E, bunlar da birbirini götürdü. Cevap 31 bölü 5 gelmesi ama lazım ama hatamız var bir yerde büyük ihtimalle. Hemen kontrol edelim. Ha bak burada ne yaptık? 5M yazdık değil mi? Tamam bu ne olacaktı? 4M olacaktı. Tamam hatamızı gördük. Hemen ne yapalım bu soruyu düzeltelim. Şimdi K eşittir. 5L artı 1 dedik. Tamam. Buradan L eşittir. 4M artı 2 dedik. Götürdüm yerine yazdım. 5 çarpı 4M artı Şuradan 2 artı 1 geldi. Yani buradan K neye eşitmiş? 20M artı 10, 11 yaptı. Tamam. Bunu yakaladım. E L de buna eşitti. Şimdi nerede yerini yazacağım? Şurada yerini yazacağım ben. Tamam. Yazalım. K gördüğüm yere 20M artı 1 yazıyorum. 20M artı 11 yazdım. Devam ediyorum. Artı. L gördüğüm yere 4M artı 2 yazdım. Sonra M gördüğüm yere de zaten M var. Eksi 13 bölü Altta ne var? 5M var. Şunlar 13 yaptı. Bunlar birbirini götürdü. 20. 4 daha 24M. Bir tane daha M. 25M bölü altta 5M var. M'ler de birbirini götürdü. 25 bölü 5. Cevap ne geldi? 5 geldi. Tamam mı? Şurada 4M ile çarpmamız gerekiyormuş. Ben 5M olarak görmüşüm. Onunla çarpmışım. Tamam arkadaşım? Anlaşıldı sanırım. Hemen geçelim diğer soruya. Evet ne diyor? P asal sayı. Tamam güzel. X pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Güzel. Bölme işleminde P'nin alabileceği en küçük açıdakilerden hangisidir diyor. Hemen birinci kuralı uyguluyoruz değil mi? Neydi birinci kural? P kare eşittir. 18 çarpı x artı 5 artı x kare eksi 9'du. Şimdi P'nin alabileceği en küçük değeri soruyor bize. Şimdi en küçük en büyük sorularında da ikinci kuralı uyguluyordum. İkinci kural neydi peki? Kalan bölenden küçük olacaktı. Yani x kare eksi 9 18'den küçük olacakmış. Bunu at bu tarafa x kare 27'den küçük olacakmış. Tamam. Şimdi burada x ne olabilir? Ee, 4 yazabilirsin değil mi? 5 yazabilirsin 5 yazabilirsin. 4 yazabilirsin. 3 yazabilirsin. 2 yazabilirsin falan filan. Fakat şurası şu kalan ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Yani x kare eksi 9 0'dan büyük olması için x karenin 9'dan büyük olması lazım. Yani burada x 3'e de eşit olabilir. Tabi burası sıfır olabilir. Tamam x 3'e eşit olabilir. Bize diyor ki p'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Tamam x gördüğüm yere en az 3 mü yazabiliyorum ben? Bir yazalım bakalım ne gelecek? p kare x eşittir 3 için p kare ...eşittir. 18 çarpı... ...8 artı. Şurası sıfır yaptı zaten. E buradan P kare. Ne gelecek? P kare eşittir. Çarptığın zaman 144. Buradan P eşittir. 12. Fakat P neydi? Asal sayıydı değil mi? E bu asal oldu mu? Hayır asal olmadı. Demek ki ilk 3'ü yazamıyorum. Ne yapacağım? 4'ü yazacağım. X eşittir 4 ise... P kare eşittir 18 çarpı 9 artı 16 eksi 9 yaptı değil mi? Buradan P kare eşittir. Ne geliyor bak? 9'da 18'i çarptığın zaman 72, 7, 162 yaptı. 162 artı. Şurası da 7 geldi. Ha bak P kare eşittir. 169 yaptı. E buradan P ne gelir? Tabii ki de 13 gelir değil mi? Cevap da çıktı. Çünkü P neymiş? Bir asal sayıymış. Gördüğün gibi kalanın sıfırdan büyük olması soruyu uçuruyor. Bir diğer kral soruya geçtik. Ne diyor? Şimdi bilmem ne şeklinde verilmiş olan ne diyor? En sayısını 3 ile bölümünden kalan diyor. Heh, kalanmış bu. Güzel. Sayısının 5 ile bölümünden kalan şeklinde bir şey tanımlanıyormuş. Güzel. Örneğin diyor bilmem ne ifadesi sayısının 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Ha bak 37'yi neye bölüyorsun? 3 ile bölümünden kalan. Çünkü şu işaret 3'e geliyor ya şurada. 3'e denk geliyor ya. 3'e bölümünde kalan ne? 1'miş. Onu söylüyormuş bize. Güzel. E ee, 1AB sayısının 1AB sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Daha sonra aynı sayının 5 ile bölümünden kalan da neymiş? 2'ymiş. Ya ben hangisinden başlayacağım? 5'ten başlayacağım değil mi? 5'ten e başlayacaksam şu B ne olmalı? Ya 2 olmalı ya da 7 olmalı. Yani bizim sayımız ya 1A2 ya da 1A7 olmuş. Bu iki durumu inceleyeceğim ben. Rakamları topladığımda A artı 3 geldi bundan. Bunun rakamlarını topladığımda A artı 8 geldi. 3 ile bölümden kalanın 2 olabilmesi için burada A gördüğüm yeri 2 yazsam bak 5 beş yapıyor. 5'i neye böl? 3'e böl. Kalan 2 geliyor. Tuttu mu? Tuttu. E bir 3 ekle buna 5 geldi. Bir 3 daha ekle 8 geldi. Tamam. Rakamları farklı falan filan diyor mu? Ha bak ne diyor? Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. E o zaman ben burada A gördüğüm yere 2 yazamam. Değil mi? 5 ve 8 yazabilirim. Tamam mı? Tamam. Buna geçtim. E, burada rakamları topladığımda bu gelmişti. Güzel. E, 3 ile memden kalan 2 olabilmesi için burada A gördüğüm yere bir sıfır yazabilirim değil mi? Topladığım zaman 8 geldi. 3'e böldüğüm zaman sağlıyor mu? Sağlıyor tabii ki de. E sıfır yazdıysam 3'ü de yazabilirim. 6'yı da yazabilirim. 9'u da yazabilirim tabii ki de. E ama bize ne diyordu? Rakamları sıfırdan da farklıydı. Yani bu da olmadı. O yüzden ne diyor bize sonra? Neyi soruyor? Eşlik sağlayan kaç farklı A sayısı vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer varmış diye yorum yapacağız. Rakamları farklı ve birbirinden farklı demesi burada önemli. Tamam mı? Geçtik bir diğer soruya. Olmak üzere diyor bilmem neyin 9 ile bölümden kalan kaça eşittir diyor. Tamam. Şimdi bak ben bunları teker teker çarpmayacağım bu şekilde. Bunu nasıl çarpayım ben? Ne yapacağız? Kalan üzerinden gideceğim. Ben bunu 9'a böldüğümde şimdi şuraya geçiş yapabilmem için ilk önce x'in 9 ile bölümünden kalan kaç diye bulmam lazım benim. Y'nin 9 ile bölümünden kalan kaç diye bulmam lazım benim. Tamam mı bir şekilde? E ilk önce şundan başlayalım. x'in bu sayıyla 9 ile bölümünden kalanı bulalım. Şu sayının 9 ile bölümünden kalanı bulmak için teker teker bölmüyorsun bunları. Bak 9 ile bölümden kalanı neydi? Çünkü rakamları toplamıydı değil mi? Rakamları toplarsam ee, 5 13 daha, 18 yaptı, değil mi? E, bu durumda ne oldu? Hayır, 18 yapmadı. 10, 19 yaptı. Rakamları toplamın, buranın 19. 19 ise bunun 9 ile bölümünden kalan ne? 1 çarpı. Bunun 9 ile bölümünden kalan ne? Rakamları topladığınızda 7 kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü e, 16 yapıyor, 16'yı 9'a böldüğünüzde yine 16'nın rakamlarını toplarsanız 7 yaptığını görürsünüz. Tamam. Demek ki. X'in 9 ile bölümünden kalan 7'ymiş. Yani şurada X gördüğüm yere 7 yazacağım ben, ben biraz sonra. Y'ye bakalım. Rakamları topladığımda ne geliyor 9 ile kuralına göre? 7 geliyor değil mi? Demek ki bunun 214'ün 9 ile bölümünden kalan 7'ymiş. E, bunun rakamını toplarsam 17 geliyor. 17'nin de 9 ile bölümünden kalan 8'dir. E, buradan ne geldi peki? E, çarptığın zaman 7 kere 8 56'dır. 56'nın 9 ile bölümünden kalan da 2'dir. Demek ki y gördüğüm yere de 2 yazacakmışım. Yukarıda yazalım. Y'nin karesi çarpı 2'nin 5. kuvveti. Yani 49 çarpı 32'nin 9 ile bölümünden kalanı soruyor bize. Tamam mı? E bunun rakamlarını toplarsam 13 yapar. 9 ile bölümünden kalan e, 3 değildir. 4'tür. Tamam. Bunun rakamlarını toplarsam 5 yapar. 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Çarptığımda 20 yapar. 20'nin 9 ile bölümünden kalan da 2'dir diye devam edeceksiniz. Sayıları gördüğünüz gibi hiç bölmüyorum bak. Rakamları toplayarak ilerliyorum. Çünkü rakamları toplamanın 9'a böldüğümde kalan neyse sayının da 9 ile bölümden kalan odur diyorum. Tamam mı? Güzel. AB iki basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan 4. CD 2 basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan 8 ise ABCD 4 basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bak çok güzel bir soru ha. Şimdi burada ABCD'yi şöyle yazmam lazım. A, B, 0, 0 artı C, olarak yazarsam. E, bununla bunu topladığımda şu C, D yeri. Yani bu gelecek değil mi? Geldi güzel. E ben A, B'yi neyle çarpmışım? 100 çarpmışım. Yani 100 çarpı. A, B artı C, geldi. E, ben sayıları hiçbir zaman 11'e bölmüyordum ki. Ne yapıyordum? Kalanlarıyla uğraşıyordum değil mi? Tamam. Şimdi bunun 11 ile bölümden kalanı biliyorum ben. A, Neydi? Yukarıda vermiş bana 4. CD'nin de biliyorum ben. CD neydi? Kalan 8'di. E 100'ü de 11'e böldüğümde kalan ne gelecek? 9 kere var. 99 kalan da 1 gelecek. E çarptığın zaman ne geldi? 4 artı 8'den 12 geldi. Cevaplarda 12'yi işaretlemeyeceksin. Niye? Çünkü 11 ile bölümden kalan 12 olamaz. Tamam mı? Atlama hemen. Hemen ne yapacaksın? 12'yi 11'e böldüğünde kalan ne geldi? 1 diye yapıştırıp geçeceksin. Tamam mı arkadaşım? Bilmem ne sayısı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır diyor. Bak 5 ile bölünen çift sayı olabilmesi için son basamağının ne olması lazım? Zaten ya 0 olması lazım ya 5 olması lazım ama çift dediği için ben bunu alamıyorum. Güzel bununla ilgileneceğim. Bu sayının 11 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre 11 ile bölünebilme kuralı artı eksi artı eksi şeklindeydi. Artıları bir topluyorum. A artı 0 eksi eksileri bir topluyorum. 2 artı 3 11'in katından 3 fazla olacakmış. Burayı hesaplarsanız a eksi 5 eşittir. 11k artı 3 gelir. Bunu at bu tarafa. a eksi 8 eşittir. 11k geldi. Tamam mı? E burası 11'in sıfırıncı kuvveti olabilir. Yani sıfır katı olabilir. O yüzden a gördüğüm yere ben 8 yazarsam sağlar. Bu durumda a neye eşitmiş? 8'e eşitmiş diye yapacaksın soruyu. Rakamları farklı. Bilmem ne 5 basamaklı sayısının 12 ile bölümünden kalan. Bak 12 diyor değil mi? Hemen bunu ayır. Neye? 3 çarpı 4'e. Hangisinden başla? 4'te. 3'ü sona bırak. Tamam mı? Şimdi fakat kalan 7 ya. Bunlardan büyük ne yapacaksın şimdi peki? Hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Kalanı şuna bölüyorsun. 7'yi 3'e böldüğünde kalan ne geliyor? 1. 7'yi 4'e böldüğünde kalan ne geliyor? 3. Değil mi? Ha soru şuna dönüştü bak. Bilmem ne rakamları farklı. Bilmem ne 5 basamaklı sayısının. Bunu geçtim. 3 ile bölümden kalan 1. 4 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A artı 1'in alabileceği en büyük değer kaçtır sorusuna dönüştü. Tamam mı? İlk önce 4'ten başlıyorum ben. 2 A 3 5 son basamak ne olmalı 4 ile bölünden kalan 3 olabilmesi için? Ya 1 olacak değil mi? 2 A 3 5 4 ekle buna ya 5 olacak ya da 2 A 3 5 Son basamak ya da 9 olacak tamam mı? Şimdi rakamları farklı dediği için burada rakamları aynı oldu. Bu gitti. Bunu inceleyemiyorum. Şu ikisini inceleyeceğim ben şimdi. E burada rakamlarını toplarsam ben A artı 5, 10, 11 geldi. Bunun rakamlarını toplarsam A artı 19 geldi. Şimdi 3 ile bölümden kalanın 1 olabilmesi için A gördüğüm yere ben 2 yazmam lazım. En küçüğünü bulduysam 3 ekle 5. 3 ekle 8 de olabilir. Fakat 5 burada olduğu için bu olmaz. 2 burada olduğu için bu da olmaz. Gitti bunlar. Yani buradan 8 olacakmış sadece. Buna baktığım zaman A gördüğüm yere 0 yazmam lazım ki 0 artı 19 19 yaptı. 19'un 3 ile bölümünden kalan 1 sağladı. Süper. A gördüğüm yere 0 yazdıysam 3'ü de yazabilirim. 3 ekledim. Tekrar 3 ekle. Tekrar 3 ekle. Şimdi 9 olamaz. Çünkü burada var. 3 de olamaz. Burada var. E hangileri olabilir? 0 ve 6 olabilmiş değil mi? Şimdi bize ne neyi soruyor? Alabileceği en büyük değer soruyor. E burası B'ydi. Bu da B'ydi değil mi? Buradan toplarsam ne geliyor? 9 geliyor. E burada e, 9'du bu. Bu da en büyük 6 aldı. Bunları toplarsam ne geldi? 15 geldi. Yani cevap neymiş? 15'miş diyecekmişiz. A sayısının 13 ile bölümünden kalan 7, B sayısının 13 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre diyor. Güzel. Bilmem ne sayısının 13 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? A gördüğüm yere 7'yi, B gördüğüm yere de 8'i yazacağım ben. Tamam. Yazalım. 7'nin karesi eksi 8'in karesi artı 7 çarpı 8 artı 11 şeklinde yaptık mı? Yaptık. E burası ne yaptı? 49 eksi 64 artı 56 artı 11 geldi. İşaretlerde bir terslik yok. Şu ikisini toplarsam 67 gelir. Şunları çıkartırsam 15 gelir. Bunları toplarsam da ne gelir? 82 gelir. 82'nin 13 ile bölümünden kalan kaçtır peki? Ona bakalım. Ee, kaç kere var? 6 kere desem olur mu? Olur. 78 gelir. Çıkarttığım zaman kalan neymiş? 4'müş deyip yapıştırıp geçeceksin bir diğer soruya. A sayısının 4 ile bölümünden bölüm B kalan 2'ymiş. B sayısının 15 ile bölümünden elde edilen kalan da 7'ymiş. Buna göre A sayısının 6 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye soruyor bize. Şimdi A sayısını 4'e böldüğümde bölüm B kalan 2'ymiş. Buradan şunu çıkartabilir miyim? A eşittir 4B artı 2. Tamam. B sayısının 15 ile bölümünden burasını bilmiyorum ben x dedim. Kalan 7'ymiş. Yani B eşittir 15x artı 7'ymiş. E ben burada B gördüğüm yere 15 artı x yazarsam ne gelecek? A eşittir. 4 çarpı 15x artı 7 artı 2 geldi. Buradan 60x artı 28 30 geldi A. Yani A 6 ile bölümden kalan soruyu buraya 6 parantezini aldığım zaman 10x artı 5 geldi gördüğün gibi. E kalan ne? 0. Yani 6 ile e, bölümünden elde edilen bölüm neymiş? 10x artı 5'miş. Kalan neymiş? Sıfırmış diyecek misin? Tamam mı arkadaşım? Yani kalansız bölünüyormuş bu a sayısı 6 ile. Evet geldik son soruya. Bilmem ne 4 basamaklı doğal sayısının 9 ile tam bölündüğü biliniyorsa. Tamam bu durumda ne rakamları toplamın 9'un katıymış. Yazılabilecek en büyük bilmem ne sayısının 8'e bölümden kalan kaçtır diyor. Bir inceleyelim. Rakamları topladığım zaman ben bunların. X artı Y artı 11 geldi. E, 9 ile tam bölünebiliyorsa 11'e en yakın 9'un katı ne var? Tabii ki de 18 var değil mi? Yani burası 7 olabilir. E, buna 9 ekle 16 olabilir. 9 ekle 25 olabilir. Tamam mı? Bak 25 11 toplu 36. 9'un katı mı? Tamam. Fakat 25 olamaz. Niye? Çünkü iki rakamın toplamı en fazla 18 olabilir. O da ikisi de 9 olursa olur zaten. Tamam mı? 18'den yukarıya iki rakamın toplamını bulamazsın zaten. Tamam mı? Güzel. Şimdi ne yapacaksın o zaman? 25'ten sonrasını almayacaksın sen. Hangisini alacaksın? Şu ikisini alacaksın. Süper. Şimdi x artı y'nin alabileceği en büyük değer diyor. Yazılabilecek en büyük ne sayısının? Bu sayısının diyor. Tamam. Ben burada Hangisini alacağım? Bunu alacağım değil mi? Yani x artı y'yi 16 alacağım ve 65. Şimdi bak şuraya x gördüğüm yer olabildiğince büyük bir değer yazmam lazım. 9 yazarsam. Buna 9 yazarsam. Buna ne yazmam lazım? 7 yazmam lazım. Yani benim yazabileceğim en büyük sayı 6597 sayısıymış. Ee, ben bunu ne yapacağım? 8'e böleceğim. Peki sayın kendisini mi böleceğim? Hayır. 8 neydi? 2'nin küpü olduğu için son 3 basamakla ilgileneceğim ben. Son 3 basamağı böleceğim sadece. 597 bölü 8 yaptığım zaman 7 kere 8 56 yapar. Çıkarttığın zaman 37 4 kere var. 32 kalan da ne geldi? 5 geldi deyip yapıştırıp geçeceksin final bölümüne. Arkadaşım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakalın.